Sokak Konuşuyor programından herkese merhabalar. Bugün Karaaleoğlu Parkı'na geldik. Yine birbirinden farklı sorularımı Antalyalı vatandaşlarımıza soracağım. Bakalım ne yanıtlar alacağım. O zaman Sokak Konuşuyor başlasın. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Buse adım. Antalyalı mısınız? Burdurluyum aslında ama Antalya'da yaşıyorum. Öyle mi? Öğrenci misiniz peki? Evet, öğrenciyim Artvin'de. Hangi bölüm okuyorsunuz? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Çok güzel, başarılar diliyorum. Size birkaç soru soracaktım. Bu yılın moda rengi hangisi sizce? Benim için siyah. Hiç değişmiyor. Sizin için öyle. Peki bu yılın moda rengini biliyor musunuz? Bu yılın moda rengi. Yani çok takip etmiyorum ama kırmızı olabilir. Evet. Peki sizce moda yakışanı giymek mi yoksa o yıl moda olanı giymek mi? Bence yakışanı giymek. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Yani ben de öyle düşünüyorum. Kanal ve ekranlarından selam söylemek istediğiniz birileri var mı? Evet, dün babamın doğum günüydü. Babacığım seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler, iyi günler diliyorum. İyi günler ne demek. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hatice, Antalyalıyım. Buradanım. Antalyalısınız, yerlisisiniz. Evet. Okuyor muyuz? Evet, öğrenciyim. Hangi bölümü okuyorsun? Bankacılık ve sigortacılık. Ay, çok güzel. Kaçıncı sınıfsın? İkinci sınıfım. Başarılar diliyorum. Bir sorum olacaktı sana. Sence bu yılın moda rengi hangisi? Üzerimde gördüğünüz gibi bu renk. O zaman benimki de moda. Bilmeden modaya ayak uydurdum. Evet. Peki başka hangi renkler moda biliyor muyuz? Başka... taba rengi mesela. Taba rengi kışın çok giyildi mesela bu sene. Haki rengi. Haki yeşil. Haki rengi evet. Evet, haki yeşil deniyor. Bunlar moda. Hardal sarısı bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Peki sizce moda insanın kendine yakıştırdığını mı giymesi yoksa o yıl moda olan şeyleri mi giymektir? Kendine yakıştırdığını giymesidir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Kolay. Merhabalar efendim. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa. Antalyalı mısınız Mustafa Bey? Antalyalıyım. Size birkaç sorum olacaktı. Bu yılın moda rengi hangisi? Vallahi ben beğendim şeyi giyerim, ben modadan anlamam işte. Mesela bu hoşuma gitmiş giymişim. Bu hoşuma gitmiş giymiş. Bu yılın moda rengi aslında. Hiç bilmiyorum ki. Bunu alalı ben 20 sene oldu. Demek ki moda durmadan kendini tekrar ediyor. En az 20 senelik bu modayla ilişim olmaz. Peki sizce moda insanın kendine yakışanı giymesi mi yoksa o yıl çıkan şeyleri giymek mi? İnsanın kendine yakışanı giymesi. Yani bana yakışmayan bir şey ben moda diye giyer miyim? Değil mi? Mesela adam saç bırakıyor, kıçına kadar inmiş erkek adam, moda. Onu mu yapalım? Peki sizce erkeklerin küpe takmasını... Nasıl buluyorsunuz? Vallahi bizde karlar da kar. Biz yürüyüz. Küpeyi karlar da kar. Bizde erkekler takmaz. Kanal ve ekranlarından selam söylemek istediğiniz birileri var mı? Ali Orhan'a çok selam. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. İyi günler. İyi günler. Evet efendim, şimdi birbirinden güzel 3 kızın yanına geldim. Bir de onlara soralım. Moda onlar için neymiş? Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Özlem. İnşallah üniversite öğrencisi olacağım. Hazır. Üniversiteye mi hazırlanıyorsun? Hangi bölümü istiyorsun? Gelişimi. Zaten lise mezunu da meslek lisesi çıkışlıyım. Çocuklar üzerine ayrıyeten bir hani özel bir ilgim var. Çok seviyorum çocukları da aynı şekilde. Evet. Bakalım inşallah hayırlısı olsun. Ya çok güzel de bir bölüm aslında. Seni tanıyalım, merhaba. Merhaba, ben de Seval. Ben de sağlıkçıyım, laboratuvar teknikeriyim. Üniversite okuyorsun. Okudum, mezun oldum. 2 yıllık ön lisans mezunuyum. Şu anda iş arıyorum. Evet. Böyle. Bölümünü seviyor musun? Evet, seviyorum. Seni de tanıyalım, merhaba. Merhaba, Duygu ben de. Biz üniversiteden arkadaşız Seval'le. Ben de sağlıkçıyım. Sınava hazırlandım, atanamadım. KPSS'ye mi hazırlandın? Evet, hazırlandım, atanamadım. Hala da bir umut bekliyorum. Olur, bir kere daha hazırlanırsın. Sen iste yeter ki, başaramayacak bir şey yok bence. Kızlar, size bir sorum olacak. Sizce bu yılın moda rengi hangisi? Biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı?
Bence yazın denize aynı şekilde denizde olduğu gibi mavi. Zaten saçlarından da bellidir mavi. Abi, saçların çok hoşuma gitti bu arada. Hani mavi ayrıca bir düşkünlüğüm var. Her renkle olmuyor onu hani moda zaten hani insanın kendine yakışanı giymesi bence. Tam da o noktaya gelecektim aslında. Öyle de bir sorun vardı. Moda insanın kendisine yakışanı mı giymesi yoksa o yıl moda olan trendleri mi kullanması? Moda olan trendleri kullanması saçma olur. Çünkü yakışan hani göz rengine hitap eden renkler olabilir. Saç rengine ya da giyiniş tarzına uygun olabilir. Ama hani kendine yakışanı giymesi daha mantıklı bence. Değil mi? Makyaj trendlerinde de böyle... Pek gözümüze alışık gelmeyen makyaj tarzları moda şu anda değil mi? Neydi en son şeye denk gelmiştim ben. Ters eyeliner mı? Yukarıya eyeliner çekmek gibi düşünüyorum da onu yani değil mi? Evet evet ama hani bunları yapmaları hani biraz tuhaf. Hani bence kendilerine yakışanları tercih etmeliler. Kıyafet konusunda da öyle. Stil konusunda da öyle. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki sence nedir bu yılın moda rengi? Bu yılın moda rengi, ya benim için tek bir renk var. Hani moda açısından söyleyemeyeceğim ama benim için, yani benim en sevdiğim renk kırmızı. Yani benim için moda kırmızıdan ibaret. Hani ben normalde hep kırmızı ruj kullanırım. Mesela bugün kullanmadım ama. Genelde kırmızı rengine bayılıyorum. Saçlarım da yeşildi benim. Yeni boyattım. Saçlarımızı da renklendiriyoruz. Yeşil, gözüküyor. Evet biraz görünüyor. Gözüküyor. Siyah boyattım. Mavi siyah boyattım ama yine gözüküyor. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Hatta o yeşil saçıma şey diyenler oldu. Böyle hani çok çocuksu olmuş falan filan. Ama uzun bir süre kullandım. Biraz yıprandı. O yüzden tekrar boyattım artık. Ben kırmızı aşığım yani. Kırmızıyı seviyorsan ruhun da çok canlı evet. O zaman. Evet. Yani çok güler yüzlü olduğumu düşünüyorum. Fazla hareketli olduğumu düşünüyorum. Ne kadar güzel bence insanın enerji verebilmesi evet. Değil mi? Evet. Bence de öyle. Peki sence moda insanın kendine yakışanı mı giymesidir yoksa o yılın trendini kullanması mıdır? Bence kendine yakışanı giymesi, kendine yakışanı kullanması. Bu saç olsun, makyaj olsun, giyim olsun her şey de aynı. Benim saçlarım önceden çok uzundu mesela, saç konusundan gireyim. Çok uzundu ve hani seviyordum, uzun saça bayılıyordum ama sonra baktım ki kısa saç yakışıyor. Şu an uzamış hali bu, ben daha küt kestiririm. Ve hep de kısa kullanmayı düşünüyorum çünkü bana yakıştığı için. Hani bana bunun yakıştığını düşünüyorum. Benim için yakışanın tercih edilmesi daha güzel. Değil mi? Moda diye siyah rujda sürmek çok saçma geliyor açıkçası bana gördüğümde oluyor. Değil mi? Her halükarda sonuç olarak belli zaten. Aynen. Doğallığı kaybetmeden. Aynen öyle. O ters eyeliner falan biraz bilmiyorum ama biraz tuhaf geliyor. Hiç denemedim. İlk defa sizden duyuyorum ki eyeliner çok tercih ettiğim bir şey değil. Bence hani en sade, en doğal nasıl bir insan gözüküyorsa bence o öyle olmalı. Peki sizce bu yılın en moda rengi hangisi? Ya en moda renk ne bilmiyorum. Hani moda olarak çok da takip etmiyorum açıkçası. Hani her yıl bir renk moda oluyor ya öyle evet. Söylüyorlar ya. Mesela ben biliyorum şu anda size söyleyeceğim senin de konuşmandan sonra. Ya mürdüm diye düşünüyorum. Hani ben seviyorum bordo tarzı renkleri. Ne bileyim. En sevdiğin renk peki hangisi? En sevdiğim renk yok ya. Kıyafet olarak ne kullanırsın? Makyajında da daha fresh'sin gördüğüm kadarıyla. Daha soft seviyorum. Ruj mesela kırmızıyı seviyor. Ben hayatta kırmızı ruj sürmem. Daha soft, yumuşak renkleri seviyorum ben. Makyaj olarak da günlük olarak bu şekilde kullanıyorum. Yani çok abartmadan daha sade olmayı tercih ediyorum. Üstüme patlatıcı renkler, hani mesela siyah kullanıyorum. Evet. Üstüme kırmızı ceketimi alıyorum mesela, o şekilde kullanıyorum. Makyaj kursuna başlayacağım. Ne kadar güzel. İlgin var mı makyaja? Ya seviyorum. Hani hobi olarak yapmayı da düşünüyorum. Hani evet birlikte. Evet ya ben sokağa gezdikçe böyle insanların bir YouTuber mı deniyor yanlış bilmiyorsam. Evet öyle bir merakı var ve çok da güzel bence. Çok güzel içerikler üretince bence çok çok eğlenceli olabilir. Bir iş imkanı bile sağlayabilir aslında. Peki sana da sorayım. Sence moda insanın kendisine yakışanı mı giymesidir yoksa o yılın trendini üstüne yani kıyafet olarak geçirmesi olabilir saç rengi olarak? Şöyle söyleyeyim ben mesela moda dergilerine bakınca
Ya ne bileyim, bana çok hoş gelmiyor. Çok abartı ya da ne bileyim bir rengi farklı renkle kullanıyorlar. Ben uyduramıyorum. Hı hı. Açıkçası herkesin kendine göre uydurduğu renkleri vardır. Kombinlediği tarzı vardır. Hı hı. Arkadaşlarım da dediği gibi kendine yakışanı giymesi bence en güzeli. Evet, ben de katılıyorum sizlere. Bence de öyle. Bu yılın da moda rengi, öğrendiğim kadarıyla, benim de haberim yoktu ama nar çiçeğiymiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederiz, teşekkür. Sağ olun. İyi günler. Parkta gezerken, sorularıma da devam ederken hemen bir müzisyen gördüm ve yanına oturmak istiyorum. Onu da tanımak istiyorum. Belki bizim için bir şarkı çalar. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Süleyman Savran. Memnun oldum. Antalyalı mıyız Süleyman Bey? Önce dünyalıyım. Çok güzel. Doğduğum yer Fethiye. Fethiye, evet, üstünüz. Çok güzel. Ne yapıyoruz burada? Hep burada mı çalarız? Zaman zaman. Havalar zaman. Güzel olduğu zaman buradayım. Değil mi? Bugün de çok güzel bir hava var. Müsaade ederseniz ben de yanınıza oturayım şöyle. Şöyle. Gitar mı çalıyoruz sadece, yoksa başka şeyler de çalıyor muyuz? Çalmadığım ne var, ona bakıyorum. Oo, çalmadığım ne var? Çok güzel. Keman var. Saksafon var çalmadığım. Başka? Başka da pek bir şey yok. Benim kardeşim de bu arada konservatuar okuyor. Evet. Ut çalıyor, onun da ana çalgısı ut. Türk sanat müziği. Türk sanat müziği, aynen öyle. Peki bizim için bir şarkı çalar mısınız? Sizin için bir şarkı çalarım. Ama kime ait olduğunu bittiden sonra söyleyeceğim. Tabii ki, tamam. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tebrik ediyorum. Alkışlamak istiyorum. Şarkı kimindi merak ettim. Şarkı bana ait. Sizin şarkınız mıydı? Çok güzel. Daha önce hiç duymamıştım ben de. Çok hoş. Ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu şarkı bize armağan edildi. Ben de buradan sevgililere armağan etmek istiyorum. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim. Size de. Evet, şimdi gençleri gördüm. Onlara da sormak istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Öncelikle adını öğreneyim ben senin. İyiyim, teşekkür ederim ben de. Esra. Esra. Hangi okula gidiyoruz? Kampüs. Yani liseye mi gidiyorsun, evet, lise. Daha doğrusu? Lise.
Sen peki arkadaşsınız herhalde. Yok, kardeşiz. Kardeş? Evet. Aranızda kaç yaş var sizin? 3 yaş. Evet. Sen daha büyüksün. Evet. Öyle mi? Sen daha küçükmüşsün gibi duruyor. Yani aynı yaşta gibi duruyorsunuz. Öyle diyorlar zaten. Öyle mi? Evet. Hangi bölüm? Makine mühendisliği. Ay çok güzel. Hangi üniversitede okuyorsun? Uşak'ta. Uşak Üniversitesi. Tatile geldim buraya. Aynen. Aileni ziyarete. Evet. 15 tatilimiz daha bitmedi. Bitmiş olması lazım. Sanki bu hafta okullar açılıyor Akdeniz Üniversitesi'nde. Ya, üniversite değişiyor işte. Bizimki haftaya açılıyor. O şekilde. Çok güzel. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Şimdi kızlar size bir sorum olacak. Bu yılın moda rengi hangisi sizce? Sarı olsun. Seninki ne olsun? Sarı olsun. Evet, doğru bildiniz. Hardal sarısı bu yılın en moda rengiymiş. Ayrıca kırmızı ve nar çiçeği rengi en moda renkmiş bu yıl. Peki kızlar, sizce moda insanın kendine yakışanı mı giymesi yoksa o yılın trendlerini mi takip etmesidir? Rahat ettiğinin içinde olması her zaman. İlla moda diye giymek çok saçma oluyor. Kasmaya gerek yok. Aynen öyle. Peki sence? Öyle yani, kendine yakışanı giymesi. Değil mi? Bence evet. De öyle. Makyaj yapmıyoruz anladığım kadarıyla. Hayır. Doğallıktan yanayız. Evet. Bu makyaj trendlerini takip ediyor musunuz? Yapmasanız da çok garip garip makyajlar çıkmış. Hayır, bilmiyoruz. En güzel doğal olmak bence de. Bana da öyle geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel havanın tadını çıkartın. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Emre. Antalyalı mısınız Emre Bey? Yozgatlıyım ama Antalya'da doğdum, büyüdüm. Burada yaşıyoruz ama Yozgatlısınız. Size bir sorum olacaktı. Bu yılın moda rengi hangisi? Kırmızı olabilir. Evet, yaklaştınız. Nar çiçeği, kırmızı, hardal sarısı diyebiliyorum, haki yeşili diyebiliyorum. Peki sizce moda insanın kendine yakışanı mı giymesidir yoksa trend olan şeyleri mi giymesidir? Kendine yakışanı. Bütün yani sorduğum herkesten bu cevabı alıyorum ben de. Bence de öyle. Üçüncü defa söylüyorum artık bunu. Bence de moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Buradan el sallamak istediğiniz, selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Varsa kanal ve aracılığıyla el sallayabilirsiniz. Yollara selam olsun. Yozgat'a selam yok mu? Yozgat'a da selam olsun. Yozgat'ta, Arpa'daki Yozgatlılara da selamımız olsun. Teşekkürler. Arpa'da çok akrabamız var. Onlara da selam iletelim. İzlerler bizi. Tüm dünyanın her tarafından izleniyoruz kanal V olarak. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Peki. Merhabalar efendim. Sizi tanıyalım mı? Faik, tanışmam ben. Antalyalı mıyız? Değilim. Nerelisiniz? Mardinliyim ben. Ay çok güzel, Mardin. Mardin'i bırakıp buralara geldiniz. Evet. Şartlar buraya getirdi. Burası güzel bir şehir. Değil mi? Sıcacık. Şu mevsimde sıcacık. Mardin'e. Evet. O yüzden şu an burada ikamet ediyorum. Mardin'in de çok güzel tarihi şeyleri var diye biliyorum. Ben gidip görme fırsatım olmadı ama. Görmesini tavsiye ederim açıkçası. Bence de öyle. Yani canlı bir müze diyebiliriz Mardin için. Değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Burada Mardin'de yaşayan arkadaşım Lorin'e de selam söylemek istiyorum sizin aracılığınızla. Size sorum olacaktı. Sizce bu yılın moda rengi hangisi, biliyor musunuz? Ya açıkçası değişiyor. Ben moda rengi bayan olarak mı, erkek olarak mı? Genel olarak bir moda rengi belirlenmiş. Öyle mi? Ya evet. Kırmızı olabilir, siyah olabilir. Kırmızı siyah olabilir. Siz de bayağı güzel giymişsiniz. Bence modayı takip ediyorsunuz. Çok fazla takip etmiyorum aslında yani. Yakışanı giymeye çalışıyorum. Tam da ona gelecektim. Moda insanın kendine yakışanı giymesidir diyorsunuz o zaman. Evet, bence öyle. Trendleri takip etmek yerine kendini bilip kendi tarzına yani uydurma. Çene göre. Değil mi? Aynen öyle. Aynen, bence ben de öyle düşünüyorum. Peki buradan selam söylemek istediğiniz, el sallamak istediğiniz birileri varsa kanal ve ekranlarından sizi duysunlar. Ya Mardin'deki tüm insanlara, tüm sevdiğim insanlara selam göndermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi günler. Kolay gelsin. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Jean Collins. 22 yaşındayım. İngilizce öğretmeniyim. Nerelisiniz? Alaska. Alaska. Alaska Türk'ü. Amerika'da. Amerika'da. Alaskalarda. Ahıska, ben anladım. Kanada'ya yakın. Burada İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz.
Sizi tanıyalım. Ben Mert Erkek. İnşaat mühendisliği öğrencisiyim. Evet. Tatil yapıyoruz Antalya'da. Isparta'da yaşıyoruz normalde. Öyle mi? Bu evet. Güzel havanın keyfini çıkartıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Isparta da güzel gerçi. Yani buraya göre biraz daha soğuk ama çok güzel bir yer. Seviyoruz. Size sorularım olacaktı. Sizce bu yılın moda rengi hangisi? Sarı, yeşil, bahar. Aynen öyle. Siz de modayı takip ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Aslında değil. Kendi modamı kendim yapıyorum kafama göre. Peki moda insanın kendine yakışanı mı giymesidir yoksa o yılın trendlerini takip etmesi midir? Bence kendini ne ifade ediyorsa, kendine ne yakışıyorsa o. Gidip de başkaları ne giyiyorsa veya ne yapıyorsa onları takip etmek değil. Kendine göre kendi güzelliğini çıkartmak bence. Değil mi? Haklısınız. Peki sizce erkek olarak modayı takip ediyor musunuz? Hayır. Etmiyorsunuz. Siz de kendinize yakışanı giyiyorsunuz. Spor. Genelde spor tarzı takılıyorum. Etmiyorum. Erkek modası da biraz değişti son yıllarda. Nasıl buluyorsunuz? Yani ben genelde spor takılıyordum. Spora doğru kaymaya başladı zaten. Daha iyi oldu yani. Şimdi iyi oldu aynen. Peki sizce bu yılın moda rengi hangisi? Benim için hep siyah beyaz ama bu yıl genelde ben de sarı ağırlıklı renkleri çok... Siyah beyaz derken Beşiktaşlı mıyız? İçin. Evet. Oo. Normalde de öyle giyiniyorum ama. Ama sarı tonları, yeşile kayan sarı ve kırmızıya kayan sarı çok moda olduğu gibime geliyor. Çünkü alışverişe çıktığımızda genelde o renkler dikkatimizi çekiyor. Evet, bu yılın moda rengi nar çiçeğiymiş. Haki yeşili ve hardal sarısıymış. Aynen dediğiniz gibi. Evet, buradan selam söylemek istediğiniz birileri var mı bizim aracılığımızla? Ya aileme selam söylüyorum. Arkadaşlarıma. Peki siz? Siz çok uzaklardasınız. Evet. Bir el sallayabilirsiniz isterseniz. Tabii ben de aileme, Alaska'daki arkadaşlarım görürlerse bütün yani sevdiklerimi artık. Çok teşekkür ediyorum. İyi, keyifli oturmalar dilerim. Teşekkürler size. İyi günler. Efendim, Bir Sokak Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanal V'yi izlemeyi unutmayın.